arkadaşlar. 18 Ağustos 2021 tarihinde başladığımız görevimiz Allah nasip ederse pazartesi günü 5 Ağustos 2024 tarihi itibariyle bitmiş olacak. Dolu dolu 3 yıl. Zaten başka bir şey olmasa deprem başlı başına bir doldurmak için yoğunluk açısından bizim için action geçen bir süreç oldu. Hep beraber 100 yılın afetini de atladık. Tam olsun ve bugünlere geldik. Yeri geldi darlandık, yeri geldi bunaldık, yeri geldi çıkmaza girdik. Sürekli idare olduğumuz için, bizden beklenen bir talep, beklenen bir çözüm olduğu için çözüm merkezi olarak gözükmemiz dolayısıyla öyle darlandığımız bunaldığımız çok zamanlarda oldu. Ama Allah Teala bize 6 Şubat'ta bir yeniden hayat bahşetti. Bizim imtihanımız da o zaman başladı. Yani vefat edenler Allah tebriğine gani gani rahmet eylesin. 229 tane hem bilimimizden personelimiz hem ilçelerimizden öğretmenlerimiz olmak üzere arkadaşımızı rahmetli Rahman'a gönderdi. 1962 tane evladımızı da yine Karatoprak'a emanet ettik. Rabbimiz huzuruna gittiler. Allah cümlesinin vatanını cennet eylesin. Yakınlarımızdan yine Karatoprak'a defnettiğimiz oldu. 15.600 civarında vatandaşımız sadece Kahramanmaraş için vefat etti. Ama hayat devam ediyor. Kaldığı yerden biz de hem travmamızı yaşadık, hem yaralarımızı sardık ve her geçen gün biraz daha hayatın normale dönmesi için de bir gayretin içerisinde olduk. Hepimiz biliyoruz ki bu yaralı şekilde insanların normale dönebilmesi için okulların açılması gerekiyordu. Hatırlayın o günleri. 6 Şubat'ta deprem olmuş. 24 Nisan'da 23 Nisan bayramı kutlandıktan bir gün sonrasında tüm okulları açmak üzere bir süreci o süreçte başlattık. 19'u deprem anında yıkılan, sonradan acil yıkılacaklarla beraber 30'un üzerinde olan ve toplamda da 95 tane okul binamızı kullanamaz hale geldik. Tabii 1100 tane okul binasının 95 tanesi, 100 tanesi böyle kullanamaz hale gelince %10'luk bir kapasite daralması oldu ve 24 Nisan'da okulları açacaktı. İkili eğitime dönmek, bazı yerlerde taşıma yapmak, bazı yerlerde konteyner ve çadır kentlerin içerisinde okul açmak suretiyle çocuklarımızı eğitim öğretimine buluşturduk, hamdolsun. Ve şehir ondan sonra normale döndü. Buradaki fonksiyonumuzu azımsamamak adına bunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Bugün bu hale geldiysek, bunun en başa aktörlerinden birisi milli eğitim ve öğretmenlerimiz okullarımızın açılmasıdır. Bugünden bugüne 100 bin tane öğrencimiz deprem anında şehir dışına gitmiş olmasına rağmen Maraş'a özgür olmak üzere bir memleketine bağlılık neticesinde herkes geri döndü. Ve yoğunluğu hemen deprem akabinden hissetmeye başladı. Bugünlere geldik. İlk milleti müdürlüğü binamız yıkıldı, çözüm aradık, geçici olarak buraya sığındık, sığamadık, 3-4 tane yere bölündük ve Allah nasip ederse de olumlu aldık, süreci de başlattık. Basına düşmekle beraber, camdan kendisinden atma girişimde bulun, reklam yapma sürecine girenleri de bir kenara bırakarak Şehit Evliya İlkokulu'na taşınmakla ilgili süreci de başlattık. Arkadaşlar altyapı çalışmalarını hem destek hem bilgi işler hem de inşaat emlak güçlü koordinasyon halinde orayı da hazırlıyorlar. En kısa zamanda da inşallah oraya geçmeyi planlıyoruz. Tahminim okullar açılmadan önce oraya geçmiş olacağız. Ve burayı da gözümüz o
Osman Gazi Bilim ve Sanat Merkezi'ydi. Yani bizim farklı yetenekleri olan çocuklar kullanılıyor bulundu. Burayı da tekrar aldığımız gibi onlara vereceğiz. Onlar da bir önce burada eğitim başlasınlar istiyoruz. Oradaki çocuklarımızla mağdur etmeler, alternatif sunmak suretiyle 114 tane çocuk zaten Şehit Evliya'da. Onları da Esin Engin Bodur'a veya Sergen Tepe'ye veya 13 Şubat Anadolu Lisesi bünyesinde açtığımız ve girişi, bahçesi, müstakil, bağımsız olan bir okul imkanıyla buluşturup o sorunu da bu şekilde açmış olacağız. Ve yeni binamızda daha kurumsal, daha bir arada olmak suretiyle tıpkı eski Yenişehir Caddesi'ndeki binamız gibi kullanmış olacağız. Ben size bir ilgilendirmek istiyorum özellikle bu konuda. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hiç hizmet binası yapmış şekilde bir geleneği yok. Hep Milli Eğitim Müdürlüğü binaları mevcut okul binaları üzerinde tasarruf yapmak suretiyle dönüştürülerek hizmet binasından kazandırıldığı için bizim de o eski yıkılan binanın hemen yapılma durumu olmayacağı için biz bir an önce bir adım atalım. Yani bir yıldır fazla buradayız zaten. Adım atalım da kurumsal bir şey olsun diye Fizbik'te çalışmalarını yaptık, araştırmaları yaptık. Elimize metreyi alıp arabanın kilometresini çalıştırmak suretiyle adım olmasın diye çözümler aradığı süreç oldu. Yani hakikaten şu 1,5 yıllık süreç çok ekşim oldu. Göreve başladığımızda pandemi sonrasında okulların açılmasıyla ilgili aşağı yukarı 2 yıldan fazla Zoom üzerinden eğitim öğretim devam ettiği bir süreç sonrasında yüz yüze eğitim başladı 18 Ağustos, o zaman 4 Eylül okullar açılmıştı. Başlayan süreç, bir arkasından deprem süreci, hakikaten action, bir tansiyonu yüksek bir süreç ve bir hep kriz idare eden süreçleri 3 yıl dolu dolu geçti bizim açımızdan. Tabii insanın hafızası hissiyat ile mağlubu, unutuyoruz çoğu şeyi. Öyle geçmişe dönüp baktım, görev başladığım günden bugüne kadar o kadar köprünün altından çok sular aktı ki bizim için de artık gelinen süreçte bakanlığımızın bir tasarrufu oldu ve Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne daire başkanı olarak atamamız gerçekleşti. Bakanlığımızın tasarrufu, benim de talebim doğrultusunda bu şekilde oldu. Yerimize de İsparta İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Erhan Baydur gelecek ve pazartesi günü saat 11'de bir teslimi yapmış olacağız ve resmi olarak da artık bundan sonraki müdürümüz o devam edecek. Tabii görevle bir bayrak yarışı. Mümkün mertebe görev yaptığımız süre içerisinde sizlerle birebir olmak, halinizi, hatrınızı sormak, halinizle hallenmek noktasında bir amirden öte bir kardeşlik hukuk içerisinde yürümeye çalıştık. Olabilir mi? Olabilir. Kalbinizi kırdığımız, üzdüğümüz durumlar da olmuş olabilir. Bunlar hepsi geldi geçti. Benden yana herkese hakkım helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Bölümü kalın bu dünya. Bu hakkıyla öbür dünyaya gitmek hakikaten insan için acı bir şey. Bundan dolayı ben her birinize helal etmek istiyorum. Benden yana sonuna kadar helal olsun her birinize. Kıymetli arkadaşlar, eğitimin sevk ve idare edildiği bir birim olmamız hasebiyle vizyonsal ve kurumsal kimliği her zaman önemsedik. Bunu öne çıkarmaya çalıştık. Deprem sürecinde, göreve çağırma sürecinde de birebir hallerimizi de arz ettiğimiz durumlarda tolerede bir süreci yürütmeye çalıştık. Buna rağmen belki memnun edemediğimiz arkadaşlarımız da olmuştur muhakkak. Çünkü bu kadar çok şeyin içerisinde kriz yönettiğimiz bir ortamda olabilir. Ama mümkün mertebe kasıtlı bir şey yapmadığımızı özellikle bilmenizi istiyorum. Elimden geldiği kadar yapım da budur benim zaten. Mütevazı ve halden anlayan bir şekilde yürümek istedik. Yeri geldi sizle beraber sigara içtik. Yeri geldi şakalaştık. Yeri geldi takıldık. Yeri geldi
Gözlerine selamlaştık. Bunu yapmaya çalıştık. Sizler de bir gün burada ayrılacaksınız. Biz 3 yıl süre bitti. Bu bir bayrak yarışı. Hem yöneticilerimiz, hem müfettişlerimiz, hem personel olarak sizler buradan ayrılacağız. Geriye dönüp baktığımızda hoş bir sada bırakmışsak tekrar geldiğimizde çayını içeceğimiz dostlar, sohbet edeceğimiz bir ortam bulabiliyorsak önemli olan bu. Baki kalan bu kubbede hoş bir sada bırakmadır. Hakikaten Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kurumsal bir yapısı var. Ben İstanbul'da ilçede de ilde de çalıştığım için oraya gidiyorum. İstanbul'dan daha kurumsal bir yapı olduğunu övünerek ve gururlanarak söylemeyi bir borç addederim. Üstüne bir şeyler koyabildiysek bundan da mutlu oluruz. Sizlere gönülden de teşekkür ediyorum şundan dolayı. Deprem bölgesindeki 10 ille ilgili hep böyle bakanlığın gündemine geldiğinde Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü her zaman depremin merkez üssü olmasına rağmen örnek gösterildi. Birçok zaman ben şahit oldum, Kahramanmaraş'a sordum. Onlar ne yaptıysa onu yaptı. Hatay'a da bu dendi, Malatya'ya da bu dendi, Adıyaman'a da bu dendi. Ben çok defalar şahit oldum ve bakanlığımız, Allah devletimize zeval vermesin, Maraş'la ilgili bir talebimiz olduğunda hiç ikiletmediler. En üst seviyede itibarımız vardı ve hala da böyledir. Bu sadece Yusuf Kahraman'ın bir başarısı değil. Topyekün birbirine kenetlenmiş bir idari yapılanmanın ve bunu hissettirmenin neticesidir. Dolayısıyla bu hepimizin adına güzel bir tablo. İnşallah gelen müdürümüz de üstüne eklemek suretiyle bir de bunu daha atlatmak şekliyle bunu da devam ettiriyoruz. Yapmak isteyip de yapamadığımız işlerimiz muhakkak vardır. Bitmiyor çünkü idarenin işleri hiç bitmiyor. Burası güzel adamların memleketi. Yeni tane güzel adam gelmiş geçmiş ve iz bırakmışlar gitmişler. Değerimizde yeni güzel adamın sayısı artsın, güzel adamları topluma kazandıralım istiyoruz. Sırf akademik olarak başarının, inanın benim nezdimde, nazarımda hiçbir kıymeti yok. Sırf akademik başarı. Bunu çok iyi anlamıyor. Bu akademik başarı ahlaki bir temelde. Temellenmedikçe, gövde buna göre şekillenmedikçe zirvede kapanır, hiçbir anlamı yok. Aşağı buna göre şekillenir. Akademik başarı çocukların açısından söylüyorum. Bununla taşlandığına hakikaten bir anlamı var. Çift kanatlı bir kuş gibi hem maddi hem manevi olarak iyi yetişmiş, kalifiye girmesi işte o zaman anlamlı. Bizim de derdimiz iyi insan yetiştirmek. İyi insan yetiştirebilmek davamızda her birimizin bir gayreti var. Muhasebesinden inşaat emmana, özel öğretiminden özel eğitimine, hayat boyundan İSG'sine, aklınıza gelen denetiminden yurt dışına, bilişiminden ölçme değerlendirmeye, her biri bizim için bir yüz hakkı olmayı gerektirecek güzel bir örnekliği var. Küçümsemeyelim, başarıyı paylaşmak lazım. Sınav hizmetlerimiz sınav yapıyor ve depremi yaşamış olmamıza rağmen geçen gün bakanlık tablosunda ekrana yansıtıldığında tüm 81 ilimizin içerisinde gurur duymamak mümkün değil. 13-14 tane ile biz büyükşehir çoğu sınav hizmetleri boyutuyla destek veriyoruz. Okullardaki sınavlara diz yapıyoruz. Her türlü dersleri veriyoruz. Bunlar güzel şeyler arkadaşlar. Öncü olmak güzel bir şey. Bu şehrin insanın genlerinde var öncü olmak. Tıpkı 1920'de öncü olup ilk kurşunu sıkan Süt Kiman'ın evlatları olarak biz de 100 yıl sonrasında aynı önderliği, rehberliği yapıyoruz. Yaralı mıyız? Yaralıyız. Ama hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Acıları kendi içimizde uygun bir şekilde tolere ettikten sonra
çocuklarımızı iyi yetiştirmek bizim için önemli, en önemli vazifemiz. Kıymetli dostlar, kıymetli arkadaşlar. Bir tecrübeyi muhakkak biliyorsunuzdur, paylaşıp bitirmek istiyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Biz hepimiz insanız. Kusurluyuz. Mükemmellik Allah'a mahsus. Hepimizin kusuru olabilir. Yeter ki bu kusurlar kasıtlı olmasın. Kasıtlı olmasın yeter ki. Allah Teala Peygamberimiz aracılığıyla bir hadis-i şerifte bize diyor ki, siz hiç günah işlemeyen bir kavim olsaydınız sizi helak eder, yerinize kusur, günah işleyen ama o kusuru günahın sonrasında bunun farkına vararak tevbe eden bir kavim yaratırdı bile. Allah Teala bizi bizden iyi biliyor. Yaratan o çünkü. Ve hatalardan dönüş için bize bir fırsatı göstermiş. Biz de hayatımızda mümkün mertebe insani ilişkilerimizde, evde eşimizle, çocuklarımızla şey yaparken hep böyle mükemmellik, kusursuzluk üzerine değil, hataları, kusurları tolere edici, yapıcı bir tavır sergilemek gerektiğini hatırlatmak isterim size. Mutlu olmak istiyoruz hepimiz. İnsan olarak mutluluğu formülünde paylaşmayı getireyim. Eskiler derler ki 39 gün hüzün yağmurları yağmış, bir gün sevinç yağmurları yağmış. Yani hayatımızda her zaman hüzün, bizi üzecek sıkıntı her zaman olacak. Mesele bu girdaptan çıkabilmek. Yeri geliyor işimizle tartışıyoruz, yeri geliyor çocuklarımızla çatışıyoruz, yeri geliyor iş yerinde mesai arkadaşlarımızla bakışından etkilenip gırgır çıkarabiliyoruz. Bunlara takılmadan kıymetli arkadaşlar, toplu bir arada yaşadığımız varsayımdan hareketle birbirimize tolerele, birbirimize hoşgörülü olmamız gerekiyor. Bundan hiçbir şey kaybetmeyiz biz. Ondan dolayı da çoğu zaman ikili sıkıntılar yaşadığımızda mümkün mertebe odama alıp birebir uzlaştırdığı çok arkadaşımız oldu ve bundan mutlu olduk. Ama sende değil, hiç ilgilenmemen tercihi de olabilir bölümünde. Bunu tercih etmedik, etmek de istemedik. Bir araya getirdik ve sizin iş yerinizde huzurlu, mutlu olmanızı istedik. Ayaklarınızı sürüyerek değil, koşa koşa geldiğiniz bir bölümde çalışmak, bir birimde, bir iş yerinde çalışmayı önemsedik. Ve elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalıştık. Diyorum ya, herkesi memnun etmek mümkün değil. Mümkün değil. Zaten biz herkesi, hepimiz için söylüyorum onu. Herkesi memnun ediyorsa bizde bir münafıklık vardır. Herkesi memnun etmek mümkün değil. Ama çizgimiz ne olacak burada? Hakkaniyetli, adaletli bir iletişim, bir yönetişim. Ben size bundan sonraki hem çalışma hayatınızda, hem sivil hayatınızda, hem aile hayatınızda mutluluklar diliyorum, başarılar diliyorum. Hanelerinize Rabbim sağlık ve huzur içerisinde yaşadığımız, çocuğumuzla, çocuğumuzla, eşinizle, dostluğumuzla, sevdiklerinizle bir arada yaşadığımız bir hayat temennisiyle size dua ediyorum. Rabbim sizleri ve evlatlarınızı, sevdiklerinizi güzel insanlarla karşılaştırsın. Rabbim zor işlerimizi kolay eylesin ve yaptığımız işlerden zevk almayı, keyif almayı bizlere nasip eylesin. Her birinize tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizlerden. Hakkınızı tekrar helal etmenizi istirham ediyorum. Farklı olmayan varsa da söylesin. Helal yaşasın. Bu vesileyle size bir şey anlatayım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ukaşi Hazretleri biliyorsunuz değil mi? Maraş'ta yaygın bir öfkeş ismi var ya, biliyorsunuz değil mi? Bu öfkeş isminin nereden geldiğini hikayesinde küçük anlatayı bildireyim. Tabii işte Ukaşi ismi öfkeşe dönüşmüş. Şimdi Peygamberimiz veda hutbesine irade ettikten sonra sonunda diyor ki 100 bin civarında Müslüman. Tabii daha sonrasında şey diyor ortamda, helalleştikten sonra hakkını helal etmeyen varsa diyor, söylesin diyor, helalleşelim diyor. Tabii
topluluğa bunu dedikten sonra Ukra şey radıyallahu anh sahabe peygamberimiz sahabesi çıkıyor. Ya Resulullah diyor, benim senin olacağım var diyor. Tabi bunların içerisinde Hazreti Ömer var, Hazreti Bekir var, Hazreti Ali var, Hazreti Osman var, sahabeler ileri gelenlerin hepsi olduğu bir ortamda Ukra şeyi bakışlarıyla yiyecekler zaten. Sen Allah Resulü nasıl böyle cevap veriyorsun? Bu kadar bizden helallik istemiş, şey yapmış. Sen bunu diyorsun. Gözlerini yiyecekler. Hele Hazreti Ömer bu karşıyı diri diri yiyecek. Biraz şeyleri de bakışlarıyla vazgeçirmek gibi bir şeyi hissettirince yok diyor ya, ne müdahale ediyorsunuz diyor. Ben diyor alacağım var diyor. Tamam dokunmayın diyor Peygamberimiz. Ses gelmiyor. Dokunmayın diyor Peygamberimiz. Gelsin. Ne hakkın diyor. Ya Resulullah sen bana kırbaç vurmuştun. Ben de sana vuracağım. Bir hamurdanlar, şurumuz, yok bir şeyler getirir diyor Peygamberimiz. Allah Resulü güzelliğine bak. Getirin kırbacı, vursun diyor. Tamam, kırbaç geliyor, vuracak. Yok diyor. Ukraşe radıyallahu anh. Sen nereye vurduysan ben de oraya vuracağım diyor. Nereye vurmuştun diyor, sırtına vurmuştum diyor. Benim sırtıma vurmuştun diyor, ben de sırtına vuracağım. Peygamberimiz artık tamamen kısasa kısas uygulanacak ya. Yani. Tamam diyor. Onun istediği gibi olacak. Peygamberimiz abasını çıkarıyor sırtından. Arkasını dönüyor. Ukraşa radıyallahu anh kırbaçı vuracak Peygamberimize. Tabi tabi o esnadaki manzarayı gözünüzün önüne getirin. Herkes böyle Ukraşa'yı yiyecekler. O esnada tam kırbaçı şey yaptı ya. Peygamberimize sırtını açmış vurdurmak üzere. Ukraşa radıyallahu anh tutuyor Peygamberimizin o sırtındaki mühür, Peygamberimizin peygamberlik mührü var sırtından. Yani tutuyor, öpüyor orayı. Ya Resulullah diyor, ben size kırbaç vuracağım lan değil diyor. Yani o mührü görmek istemiştir diyor. O vesileyle bunu size şey yaptım diyor. Şimdi ne kırbaç vurma şeyi var ne bir şey. Tabi sahabe o esnada oh diye böyle bir rahatlıyorlar. Sırtına kırbaç vurduğu varsa kırbaç vurmakta dahil. Ama benim sırtımda öyle bir mühür yok. Helalleşelim. Gerçek diyorum. Yani farkına varmadan hakkına girdiği arkadaşımız var. Helalleşmek isterim. Var mı? Hadi duayla bitireyim o zaman. Hem de depremde vefat etmiş sevdiklerimiz, ailede görüşmüşlerimiz hepsi için de bir rahmet olsun bugün mübarek Cuma günü. Akif Bey, üç ihlas oku, sonra bir Fatiha oku, ben de dua edeyim. Euzubillahimineşş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 
Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas-sırâtal müstakîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد ve alâ âlihî ve eshâbihî ecmaîn. Allah'ım, sen bizleri yokken var ettin, Müslüman bir memlekette, Müslüman bir anne babada, varlığından, dininden haberdar olarak dünyaya getirdin.
bizlere akıl verdin, sayısız nimetler verdin. Bu nimetlerin her biri için sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Yaşadığımız depremden sonra bize tekrar hayat bahşettin, sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri görünür görünmez, güç yetmez, fark gelmez belalardan, musibetlerden, kabir azabından, cehennem ateşinden, cin, şeytan, insan şerrinden, hem gözlerde, sihirden, nazardan, semavi ve arazi felaketlerden, yangınlardan, sellerden, depremlerden, hastalıklardan ve aklımıza gelmeyen türlü musibetlerden sen bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, sen bizim Rabbimizsin, biz senin kulunuz. Türlü hatalar, kusurlar, günahlar işledik, sen affeyle Allah'ım. Allah'ım, bizleri hayırlı insanlarla karşılaştır. Evlatlarımızı hayırlı, güzel insanlarla karşılaştır. Hanelerimize, sevgili Habibinin hane-i saadetindeki huzuru, bereketi, mutluluğu, sekineti ihsan eyle Allah'ım. Allah'ım, helalinden kazanmayı, senin razı olduğun yollara harcamayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Allah'ım, senin rızana uygun hayat sürdükten sonra bizlere, senin huzuruna geleceğimizde bizlere iman ile, Kur'an ile huzuruna gelmeyi nasip eyle Allah'ım. Allah'ım, hem depremde huzuruna gönderdiğimiz sevdiklerimize, hem de ahirete irtihal etmiş bir cümle geçmişlerimize, göçmüşlerimize sen rahmet eyle, mekanlarını cennet eyle, derecelerini âli eyle, menzillerini mübarek eyle Allah'ım. Cümlesini bizden hoşnut, razı ve memnun eyle Allah'ım. Cümlesinin günahlarını, tahsiratlarını affeyle Allah'ım. Allah'ım, sana sonsuz şükürler olsun, sonsuz hamd senalar olsun Allah'ım. İbadetlerimizi kabul eyle, dualarımızı makbul eyle Allah'ım. Subhan-ı Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun. Veselamu aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Siz hiç kalkmayın, ben de şöyle geçeyim, bir toplu hatıra fotoğrafı. Ben burada, ben siz orada gibi oldum, bir fotoğraf. Allah'ın olsun ya. Tamam. Allah'ın olsun.
arkadaydı. Numara yazmak zorunda. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sen çok güzel gözüküyor. Çok iyi var ya. Sayın Mevlak Şefim, sana şey atmaya devam. Mevlak Tüktör atmaya devam. Allah razı olsun. 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 Çağrı Mervan, Mehmet'i evlendiriyoruz, tamam mı? Mehmet bana hak sürdü, tamam mı? Küçük Mehmet'i evlendireceğiz. Görmediğimiz kimse gördüm Şakir. Sen zaten burada görüşürüz. Başka herkesi gördük değil mi?